Ülkemizde gün geçtikçe artan taciz vakaları kadın cinayetlerine varacak boyutlara ulaşıyor maalesef. Önüne geçilemeyen utanç verici olaylardan ünlü isimler de nasibini alıyor. Evinin önünde saldırıya uğramıştı Serenay Sarıkaya daha önce biliyorsunuz. Ezgi Mola da yine tacize uğrayan isimlerden bir tanesiydi. Aleyna Tilki'nin saplantılı bir fanı vardı ve fanını mahkemeye vermişti. Bakın neler yaşanmış. Önce bakalım. Görüntüler ardından yorumlarımız gelecek. Evinin önünde saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya, daha öncesinde ofise de saldırmış. Rol arkadaşı tarafından tacize uğrayan Ezgi Mola'dan sonra, bence insanın önce kendisine kıymet vermesi gerekiyor. Aleyna Tilki'nin ve ailesinin konut dokunulmazlığını ihlal etmek isteyen saplantılı fan, ellerinizi kadınlardan çekin dedirtmiş, kadınlar Aleyna Tilki'ye destek vermişti. Aleyna Tilki'nin mahkemeye verdiği saplantılı ayran ilk defa hakim karşısına çıktı. Saplantılı hayran ifadesinde neler söyledi? Mahkemede neler oldu? Ben onun fan olduğunu düşünmüyorum. Ayça'yı, annemi çok korkuttu. Yaşadığı ilişkilerle gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiriyor. 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin açtığı davada şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının yaşadığı sitenin jiletli tellerinden atlayıp ikametinin önüne kadar giden ve balta içerikli korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran takıntılı hayran Muhammed Erkam'a serbest kalsa da hakkında dava açılmasından kurtulamamış, takıntılı hayranın konut dokunulmazlığını ihlal etme, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından 4 yıla kadar hapsi istenmişti. Hakim karşısına çıkan takıntılı hayranın ifadesi de pes artık dedirtti. Bir tane bir insan evladı evimizin bahçesine ters takla atlayarak böyle atarak girmeye çalıştı falan. Sonra da serbest bırakıldı. Mahkemede savunma yapan sanık Aleyna Tilki ile ilişkin var. Sosyal medyadan tanıştık. Kendisine çiçek göndermemi söylediği ifadelerini kullanarak Tilki'yi suçladı. Ben onun fan olduğunu düşünmüyorum. Ayça'yı, annemi çok korkuttu. Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Muhammed Erkam'ın herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığının tespit edilmesi için adli tıp kurumuna sevk edilmesi ve raporlanmasına karar verdi. Mahkemeden çıkan sonuç merak konusu. Korkunç bir şey gerçekten, böyle fanlık, böyle hayranlık söz konusu değil bir kere, bunu söyleyelim. Bu normal değil yani. Şimdi, özel konutuna girip elinde ilginç kesici aletlerle korkutması normal değil zaten bu adamın. Şimdi bu Türkiye'de de dünyada da bu tanınmış insanların başında en büyük belalardan birisidir. İşte hayranıdır o insanın, işte onu kafasında büyütür, canlandırır, ona aşık olur, sanki onunla aşk yaşıyormuş gibi olur. Biz bu tip insanlara şunu söyleriz, çoklu kişilik bozukluğu aslında. Çünkü o inanmıştır. Onunla oturduğunu düşünür, onun sanki onu sevdiğini düşünür. Şizofrenik de bir durum bu. Doğal olarak bu sanatçılar da çok hedeftir bunda. Çünkü göz önünde olan insanlar oldukları için hedeftir. Sonuçta tabii ki bu yaşanan şey korkunç bir şey. Yani ben de böyle bir şey yaşasam inan tedirgin olurum. Ne yapacağımı bilemem. Hiç başına geldi mi böyle bir şey senin de sonuçta? Çok güzel takıntılı, bir kadınsın. Evet, takıntılı. Yani şöyle söyleyeyim, takıntılı bir erkek arkadaşım vardı zamanında ve ben çok bu konuda psikolojik zarar gördüm. Ne istedi senden? Takıntı. Ne istiyordu yani, sonuçta? Tehdit ediyor sonuçta muydu seni, ne bileyim yani? Şiddet uyguluyor yani muydu? Yani şimdi sevginin de aşırısı kötüdür, biliyor musunuz? Takıntılı olanı kötüdür. En tehlikelisi. Yani, en evet. Tehlikelisidir. Kopsan kopamazsın, gitsen gidemezsin, gelsen yürütmek istesen yürütemiyorsun, ayrılmak istiyorsun ayrılamıyorsun. Düşünebiliyor musun? Yani o yüzden de çok iyi anlıyorum. Ve aslında bunun sinyallerini veriyor insanlar. Yani her şeyin aşırısı, bakın, bir sıkıntıdır. Her şeyin aşırısında muhakkak bir şey arayın altında. Çok fazla evet. Sevginin, çok fazla öfkenin, çok fazla ilginin, her şey dozunda olması gerekiyor. Şimdi doğru. Her şeyin aşırısı sıkıntıdır. Kesinlikle. Her şeyin, Aleyna Tilki de çok aşırı değişik, saçmalayan bir ünlü. Bazen konuştukları, anlattıkları, yaptıkları tasvip etmek mümkün değil. Yani çizgi dışı bir insan. O yüzden ben Aleyna Tilki'nin bu konuda çok da masum olabileceğini de düşünmüyorum. Ona belki
ümit verdi. Bak diyor ki adam şeyinde iddia olarak ifadesinde 1,5 yıl boyunca konuştuk diyor. Niye desin ki böyle bir şeyi? Ama Bir buçuk akıl yıl boyunca sağlığı konuştuk. bence problemli Ama daha bunun. sen ama öyle bir rapor yok ki ortada. Öyle bir rapor yok. Bu senin fikrin. 1,5 yıl boyunca konuştuklarını öne sürüyor. Benden çiçek istedi. 3 kez çiçek gönderdim ona diyor. Bir kere, 2 kere, bir kere mi kabul etmiş gönderdiği Ya çiçeği? hayranım Çiçekçiye demiştir, de etmiştir sorulabilir. yani. Çiçekçiye de sorulabilir. Çiçekçi de tabii bu konuda tanıklık Bunu mahkemede edecektir. mi söylüyor? Yok, polis ifadesinde kişilerin huzur ve sükunlu bozma ve konut dokunulmazlığı ihlali. Bu tabii ki iddiaya göre savcı bunu öyle Aleyna Ama Tilki'nin evinin şikayeti bahçesindeki öyle diye. kamera görüntüsü var. Bayağı tepelerden Atlamış falan doğru. atlayıp Atlamış eve atlamış. girmeye çalışıyor. Allah Ama korusun, bak her şeyi şurada da bir yapabilir şey bu adam var. ya. Aleyna beni Survivor'a götürecekti. Ya ya Biz ya. Survivor'a Tabii götürecekti. ya. Biz karşılıklı konuşuyoruz diyecek Ya. kadar yani. Olamaz ki ya. Karşılıklı neyi konuşuyor? Biraz önce benim Instagram'dan söylediğim şeye geliyor işte. Konuşabiliyoruz. Karşılıklı burada konuşuyorsun face to Ben face. kimseyle konuşmuyorum. Ya sen Ben konuşuyorsun tanımadığım demedim. insanlarla konuşmam. Aa, ya sen Allah Allah. Hayranımla da bak bakın şimdi bazı Ya bayan sen hayranlarım konuşuyorsun var. demedim ki. Ama hayır Konuşabiliyor insanlar face to face. Burada konuşuyor da ben konuşmuştur. bunu Aleyna'nın bunu yapacağını Niye düşünmüyorum düşünmüyorsun? ya. Aleyna'nın yerlerde sürüneceğini düşünüyor muydun? Görmedin mi yerlerde sürünürken kafa bir dünya? E Aleyna tamam. Tilki niye o Şimdi kadar... velev ki Aleyna da Allah hayranıdır diye Allah. açmıştır kamerayı, konuşmuştur. Şimdi bundan da yola Hangisi çıkarak da sensin Pınar? hayır. Konuşmuş mudur, konuşmamış mıdır? Bilal Beyciğim ben şimdi misalleri getiriyorum. Evet. Misal konuştu. Evet. Yani bunu konuştu diye kalkıp da bu noktada takıntı hale getirecek ne var? Bu Niye? sağlıklı bir durum mu Ümit sizce? vermiş. Ya ümit versin. Bize her gün ne ümitler veriliyor? İyi o zaman her ümidin peşinden koşalım. Sana Aklın yolu birdir sen Bilal insanlara ümit Beyciğim. veriyor musun? Yok. Ben vermem. Evet. Başkaları Vermem. sana veriyor mu? Senin öyle bir şeye ihtiyacın yok ki. Vermem. Ama ben mesela bir hayranım, çok mesela bayan hayranlarım oluyor bazen, onlara cevap veriyorum. Gerçekten iyi niyetini hissediyorum. Ama bazıları da umduğumuz gibi de çıkmıyor. Ya hasta Yani insanlar var. Kadınlar ve erkekler. Var Bilal Kafasında Beyciğim. kuruyor. Sağda solda anlatıyor ya da Yaşıyor onu, yaşıyor. Diyor yaşıyor. ki ben bununla böyle yaşadım, şunu yaptım, bunu yaptım. Yedirebildiğine, tutturabildiğine Ya yani. siz Kim nereden bilecek ikiniz diye de her düşünüyor. zaman ünlülerden yanasınız Hayır, ya. ben Hep hiçbir zaman öylesiniz sadece ya. ünlüler İkiniz de açısından vallahi hep konuşmuyorum. Beşeri öylesiniz hayatta bunun örnekleri çok var. Bilal Çok Beyciğim, var. sonuçta ünlülerin hep başına gelebilen şeyler. Bakın bazı ünlüler fotoğraf çektirmediği zaman eleştiriyoruz ya, haklılar da. Şimdi fotoğraf çektirmeye geliyorum diye yanına yanaşıp sana ne yapacağı belli değil yani bakın. Artık öyle bir dönemdeyiz Tamam Bilal da bu Beyciğim. çocuğun olay o 1,5 yıl konuştuk diyor. Beni Şimdi yetenekli bulduğu konuşsa için bile beni ne cürettir ki kızın evinden, balkonundan, oradan buradan tırmanıp girecek. Bu ne demektir Kapıyı ya? açmazlarsa nereden girecek Ay, ya? açmak Gel zorunda bana mı? demiş. Gelecek, gidecek eve Tamam, gidecek. Gel baktı bana kapı demiş. açılmıyor. Döner, normal insan döner gider. Atlar duvardan Neye atlamış. ısrarıdır bu Duvardan yani? atlamayın. Yanlış tabii ki yanlış. Yani. 1,5 yıl konuştuk. Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmeye çalıştı diyor çocuk. Ya Hangi niye konuda sürecek ya? yeteneklidir? Niye yani? Hangi Önce bir konuda? Aleyna kendini bir sürsün piyasaya da ondan Ya bir sonra. katılıyorum, katılıyorum. Yani ne bu? Çok saçma ya. Katılıyorum. Yani Ben Aleyna bu çocuk... Tilki'nin de burada irdelenmesi lazım Siz yani. Aleyna'nın böyle bir vaat vermiş olabileceğini Ben gerçekten inanmıyorum. inandınız mı? Ben Ben inanmadım inanmıyorum. şahsen. İnanmıyorum. Ya Aleyna Tilki'yi niye o kadar çok büyütüyorsunuz gözünüzde Ya ya? Niye o kadar çok şimdi Aleyna herkesten tamam bir çocukluk yapmış olabilir. Sonuçta herkesten çocuk. bir de Aleyna Tilki biraz uçuk kaçık değil mi? Yıldız Tilbe'ye benzeyen tarafları yok mu? Böyle bir şeyleri Yıldız'dan mesela bekleyemez misin? Birilerine vaat verme, Bana seni Yıldız Yıldız o, yapacağım, hayır şöhret yapmaz. yapma. Ya Yapmaz. sokak çalgıcılarıyla konser Yapmaz. veren Yıldız Yapar onu yapar Taksim'de. ama onu Bunu da yapmaz. yapar. Niye yapmasın? Yapmaz. Gençlere Yapmaz. vaat verir. Gençleri star yapmak için ışık bulduklarına yardımcı olur E Yıldız, öyle tamam değil o mi? zaman her vaat ettiğimiz şey tamam bir insanlara yardım etmek istersin, el uzatmak isteyebilirsin Evet. ama Aleyna da öyle düşünmüş. Aleyna'nın iyi ya tarafı da vardır. Niye öyle diyorsun? Ya Yardımsever Aleyna bir önce insan da bir olabilir. kendi elini tutanı bulsun, ondan sonra el tutsun ya. Baktı, yardım etmek istedi belki. Baktı çocuk daha Yardımsever fazlasını olmak güzel bekliyor. bir şey. Baktı çocuk daha fazlasını bekliyor, O zaman istiyor. kime de yardım yapacağımızı düşüneceğiz. Onu da iyi irdelebilir. Evet. Herkese de yardım edilmiyor demek ki. O İyilik zaman yapacağımız insanları da iyi bak düşünmek şöyle zorundayız. olabilir. Öyle mi? Şöyle olabilir bak. Bu çocuk da bu diyalogları kurmuş olabilir. 1,5 yıl diyor ya, 1,5 yılda 3 kere konuşmuşlardır. Her gün konuşacak hali yok Aleyna Tilki'nin. Yurt dışında orada burada İspat yoğunduysa. edebiliyor mu bu adam konuştuklarını? Telefonum kırıldı diyor. Yok Bilal Telefonum Beyciğim ya. kırıldı diyor. Bazen hani böyle bazı insanlara merhaba diyorsun ama merhaba dedikten sonra da pişman olduğun şeyler de oluyor yani insanlarda. Yani merhaba dediğine borçlu kaldığın insanlar da var.
Seni minnetli hale getiriyor. Bak diyor, ben diyor sana diyor işte diyor. Bir işte bu çocuğun dediği gibi 1,5 yıldır seninle konuşuyorum diyor. Sen işte öyle kafasında kurup halüsinasyonlarla yaşayanlar var. Yani. Bir ben onu görüştüm diyor. Onu yaşadım, bunu yaptım, onu ettim. Tutturabildiğini ya yapıyorlar bunu. Allah Bilal hiç Özcan, kimsenin maalesef akıl sağlığını evet elinden almasın. Ya, maalesef yapıyorlar. Ve iyi insanlarla karşılaştırsın bizi. Ya bu çocuk nereden buldu Aleyna Tilki'nin adresini? O vermezse, burada oturuyorum gel demezse nereden buldu? Öyle saplantılı çünkü. Nereden takık buldu? Bulabiliyor. Her yerden. Her yerden bulabilir. Ya ben bulamıyorum. Geçen gün bir ünlünün adresini arıyordum. Çiçek yollayacaktım. Ara ara bulamadım ya. Nasıl bulacak? Kolay mı ya? Aleyna mı ver? O zaman Aleyna eve almış birkaç kere onu. Kim bilir yani? Bunda bir sonra iş var yani. Bunda bir iş var yani. Ya yok Bilal Beyciğim ya. Yok ya. O kadar da değil. Bu kız ailesiyle yaşamıyor mu? Yalnız mı yaşıyor Aleyna? Bilmiyorum ki ne yaptığı kimle da yaşıyor? Belli değil. Aleyna belli kimle değil yaşıyor? Çok belli değil. Çok belli değil ne yaptı. Ay vallahi çok belli bilmiyorum değil yani. Pınar ile çekimle yaşıyor. Ben... Köpekleri, kızıcıkları, evet, iki tane evladı, ondan sonra çok güzel bir ailesi var. Bu arada canım, Pınar'ı da daha önce gittiğim için gördüm. Evdeki Pınar'la buradaki Pınar o kadar ayrı ki. Çaktırma. Evde çaktırma tam bir anne. Ay canım. Bana ne yapmıştın Pınar? Bezelyem, pilavım. Yani yemeğimi, ev yemeğimizi olur yedik. Ev yemeği. Sohbetimizi ettik, çayımızı demledik. Dedim ki ne kadar güzel, huzurlu bir ev dedim canım Pınar ya. Canım her zaman başımın üstünde yani, yerim var. Bilal o kadar Beyciğim sizi de bekliyorum. İşinizle beraber geldikleri inşallah zaman profesörü de alın. İnşallah ha, güzel bir yemek ama yeriz. Ama evde tabii. Eşim bizi seyrediyor evet şimdi. Evet, selamlar. Selamlar gönderelim. Selamlar evet. Tabii evde baktım topuklu ayakkabıyla geziyor diye mi? Yok. Ama kumsalda geziyormuş. Ama kumsalda topuklu ayakkabıyla geziyormuş Pınar Eliçe. Tabii şaşırdım. Evet. Çok olay açıklamaları ne olmuş Armağan'ın, Armağan Çağlayan'ın. Aslında olay olsun diye söylediğim açıklamalar değildi. Ama Armağan o kadar profesyonel evet bir televizyoncu ki. Şimdi görüntüleri veremiyoruz. İzleyicilerimiz evet biliyor aslında. Evet, izlemişlerdir evet veya izlerler. Evet. İnanılmaz derecede beni konuşturdu. Tatlı tatlı konuştum ben de. Hiç söylemeyeceğim şeyleri söyle. Ondan sonra izledi. Aa dedim ben bunu nasıl söylemişim. Gerçi bir şey yok evet yani. Neyse o. Biz her zaman için kalbimizi ortaya koyarak konuşuyoruz. Allah evet da bizi bu duygudan ayırmasın. Amin. Gerçekten hani zaten yapaylığın işte ne bileyim kötülüğün kol gezdiği bir dünyada artık dürüst olmak lazım ya. O zaman yük samimi kalkıyor. Samimi olmak lazım. Evet samimi. Kamburun kalkıyor. Yani samimiyet güzel bir şey ve bize de samimiyet lazım bu saatten sonra artık. Evet. O Armağan Çağlayan programında o plajda kumlarda yüksek topukla yürümek evet ya, nasıl bir şey, nasıl rahatsız olmuş? Kumun içine gömülür ayak. Ayakkabı batar yani gömülür. Nasıl şimdi orada çıkarıyorsun Bey tekrar çekiyorsun? Ya bu rahatsızlık veren bir şey değil mi? Şimdi zaten artık öyle kumlar kalmadı. Yani siz tabii de takdir beach edersiniz nerede ki biçlerde evet mesela biz Çeşme'deydik biliyorsun. Evet. Yani tamam önün kumsal ama özel localar var. O locaların orada çimlerin içerisinde artık eski kumlar yok. Yani şimdi ben biraz süslü bir şeyim yani seviyorum. Şimdi beraber beach'e ineceğiz. Bunlar hazırlanıyor. Ana fikir o. Özel parfümler, plaj parfümü şey, tabii. Tabii o şeyle. Plaj güneş parfümü ayrı mı? Kimonolar ayrı işte. Ona şeyler, aksesuarlar, ona uygun terlik, topuklu terlikler falan filan. Dedim nereye gidiyoruz? Terlikleri de parfüm sıkılıyor mu? Her baştan aşağı. Şimdi benim ben başta o bir astrolistikten kalma bir şey herhalde. Ya şöyle evet bir sıkıp gidiyorlar evet dışarıya. Evet valla oradan kalma. Ve ben bu durumdan çok müzdaribim. Çünkü şu an sahne almıyorum ama ileride güzel sürprizlerim de olacak. Ha bu arada şeyde bile mesela yayına girmeden önce Pınar'ın parfüm sıktığını fark ettiniz mi? Kokuyu izleyici alacakmış gibi. Ya işte parfüm sıkıyor. O günler de gelecek inşallah. İnşallah, i̇nşallah gelecek. O çünkü şöyle gelecek bir algı oluşmaya hakikaten başladı. Kokunun da geçtiği günler gelecek. Evet. Evet. Güzel sanatı nesil görebilir. Şunu söylemek istiyorum. Hazır evet konusu açılmışken bir parantez açmak istiyorum. Şimdi ben son 4 aydır yaptığım yorumculukla beraber tabii ki yeni nesil beni yorumculuğumla tanıdı. Evet. O yüzden bir değişik algı yaratılmaya çalışılıyor da ben şunu belirtmek istiyorum izleyicilerime. Lütfen Spotify herkes evet, biliyor evet, artık. Evet, oraya girdiğinizde 7 tane albümümü göreceksiniz efendim. Harika. O 7 albümümle benim aslında şarkıcı olduğum kimliğimi de ortaya koymuş olduğumu ispatı olacaktır size. Bu arada Mayıs ayında çok güzel bir şarkı geliyor. Oh. Amacım aslında kışa da yeni yıla da bir şey yetiştirmek. Çok güzel sürprizler var. Harika. Çok güzel sürprizler harika var. O zaten Pınar seni
yani herkes biliyor. Zamanında dinleyenler var. Yeni nesil belki Z kuşağı biraz, şu evet, an seni evet, daha yorumcu kimliğinle tanıyor olabilir. Tanıdığı için ama onu belirtmek istedim. Ama bazı insanların bilgisi yok ama fikri var olabilir. Bana evet, da diyorlar ki yarışmadan geldin. 12 senedir televizyondayım. Gurur, sinema televizyon okumuşum olabilir, ama bilmem ne programdan geldim diyorlar. Şu anki sen olmana sebeptir. Adam 45 senelik magazin gazetecisi hala işte Bilal Özcan senle konuşuyorsun. Pardon da Bilal Özcan konuşmayacaksa. Kim konuşacak? Kim konuşacak? Desinler. Evet, bu arada desinler, kendimiz de konuşmuş olduk. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Çok güzel bir programdı. Bir de şeye bayıldım. Şimdi Armağan soruyor, diyor ki eski sevgilinizle izlediğiniz bir filmi sus, yeni sevgilinizle izler misiniz ya, diyor. Evet ya, ama çaktırmamak koşuluyla. Evet, bir de tatile gitmiş galiba. Eski sus, sevgilisiyle gittiği yere geçen sus, Demet Özdemir'le o Ozan Koç'un başına gelen. Aa evet, sen şey, eleştir sonra ya, kendin yap Pınar. Evet. Daha önce yapmış ama sonra değil. Daha evet, önce yapmış. Çocuktum o zaman. Çocuktum o zaman. Ama şimdi Bilal Beyciğim en azından ama götüren ben değilim ki. Tabii. Götüren ben değilim. Ben tercihim, ben sürpriz oldu bana o. Evet. Ne yapacağım şimdi? Ay ne güzel yerler, ne güzel yerler. İlk defa gitmiş gibi yapmış. Evet, ay evet, burası da ne gayet güzelmiş diye. Evet aynen öyle yaptım yani, evet oluyor. Hayatta her şey oluyor. Kimse mükemmel değil. Değil. Kimse sütten de çıkmış ak kaşık değil bakın. Değil, değil. Ama artık belli bir yaştan sonra da samimi ve dürüst olmak lazım. Hepimiz cahil, yani cahiliyet dönemi diye bir şey var. Evet. Şu an ben 48 yaşında bir kadınım. Cahilim diyebilir miyim? Kendim ama hala öğreniyoruz. Hepimiz hala öğreniyoruz. Evet. Bunun yaşı yok. Yaşı yok. Evet. Her geçen gün olgunlaşıyoruz. Evet. Evet.